Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Azizler, aziz din kardeşler, siz bilen bir gelikte alıp barayatken ibretli dünya, ibret deb atargan sohbetlerimizle devam ettirişke imkan bergen Allah Ta'ala'ya hamdü sanalar etemiz. Ve bu sohbetlerimizle hemmemiz için ibretli buluşu, faydalı buluşu, manfaatli buluşunu Allah Ta'ala'dan sorab kalemiz. Nöbetteki sohbetimizge menba bugün narsa Cuma günü mescitte otup, bolup otken bir hadise buldu. Cuma namazı tükagenden son adamlar terkaleşini kütüp bir maksus hanede oturganımızda bir adamlar terkale bugünden keyin mescit mutavallisi gayette hepe bugün halde kirip geldi. Keyin kişiler nimagap bolganligini soraganda kimdir? Cuma namazıga iki koltuk tayakı tiyanıp kegen nadiran bir yaş yigitini ayak kiyimini oğurlaşıp ketkenligini. Hapa bolup nima kılışını bilmezden haligi yigitke uzunin ayak kiyimini kigizip yubargarligini mutevalli gözlerinde yaş bilen afsuslanıp yapırıp oldu. Bana şu hadise o şey hanede oturgan barçamızga cüda kattak tahsil kıldı. Cümleden menge hem, bana hazır geçe o şeyin tesiri var. Şunun için bunu sohbet tarzında sizlerine itibarınızda hem, hemimiz için ibret buluşu için takdim kılmak için. Brown'un ersesini özüge bildirme alışını Arapçada sarika deyildi. Biz bunu oğrulik de tercüme kıyamız. Oğru insan, oğrulik kılgan adam, Brown'un mülkünü malikke, yani mülk egesiye bildirmezden aladı. Onu yoklu gide aladı. Başka kısa, ne maksa kıladı, egesi bilmeyi kaladı, ap getirdi. Ana şu iş, oğrulik kısa planadı. Oğrulik, nihayette kette günah ekerliğini hemimiz yakışı bilişimiz gerek. Bu, bir insanını halal, pak, yol bilen topgan mülkünü birov unga bildirmasdan olib qochib ketib, o'zini mulki qilib olishi. Bu juda ham og'ir musibat, katta gunoh hisoblanadi. Agar shu narsa keng tarqaladigan bo'lsa, jamiyatda tinchlik, omonlik qolmaydi. Odamlarning mol mulki xavf ota xatar ostida qoladi. Shuning uchun barcha jamiyatlar qadimdan o'g'rilarni eng yomon odamlar sifatida qoralaganlar. Va ularga eng qattiq choralarni ko'rish yo'lini tutganlar. Bizi shariatimizda ham ma'lum miqdordagi, ma'lum qiymatdagi narsani o'g'irlab olgan insonlar hujjat dalillar bilan qo'lga tushgan bo'lsa, o'zi e'tirof qilgan bo'lsa, guvohlar tasdiqlagan bo'lsa, qo'lni kesish bilan jazolanadi. O'sha belgilangan miqdordan oz miqdordagi qiymatga ega bo'lgan narsalarni o'g'irlaganlarga esa o'sha vaqtni sharoitga qarab ta'zir jazolari beriladi. Endi birovni mulkini o'ziga bildirmasdan olib ketish o'g'rilik bo'ladigan bo'lsa, menimcha masjidga jumaga kelib turib, jumada ishtirok etgan insonni mulkini, ayak kiyimini o'ziga bildirmay olish o'sha ta'rifdagi o'g'irlikdan ko'ra kattaroq narsa bo'ladi. Chunki Allohning uyida, Baytullohda, masjidda, Allohning ulug' kuni, juma kunida, ya'ni makon ham muqaddas, zamon ham muqaddas. Va ibodatda, ya'ni ki qilinayotgan ish ham muqaddas. Muqaddaslik ustiga muqaddaslik, uni ustiga muqaddaslik bo'lgan joyda bunday nobakorlikka,
o'g'irlikka yo'l tutish demak oddiy o'g'irlikdan ko'ra kattaroq narsa bo'ladi. Insonning nomiga dog' tushiradigan, musulmonlik nomini qoraga chaplaydigan, bulg'aydigan buyuk bir navbokorlik bo'ladi. Endi o'sha aytilayotgan o'g'irlik masjidda juma kuni namoz asnosida bo'lishi bilan birga yana bizning misolimizdagi kabi nogiron insonni, ikki qo'ltiq tayoqqa tiyanib namozga kelgan insonni payobzalini olib ketish endi haligi narsadan ham bir necha chandon katta bir buyuk navbakorlik bo'ladi. Bu nafaqat musulmonlik nomiga, balki insoniylikka ham yot narsa, begona narsadir. Ana shu hodisa, ana shu navbakorlik, bu mash'um o'g'irlik bizi yurtimizda, o'zimiz juma o'rni o'qib turgan masjidimizda bo'lishi hammamiz uchun afsus nadomatni sababchisidir. Ming afsuslar bo'lsin kim, bu narsa bizda hozir mavjud bo'lib turibdi. Va bu hodisa bitta emas, avvallari ham bo'lgan. Nafaqat oyoq kiyimlari, balki o'sha namoz o'qib turgan kishilarning markablaridagi turgan pul mablag'lari, qimmatbaho narsalari, yana boshqa narsalar, hattoki masjidni buyumlari ham o'g'irlangan holatlar bo'lgan. Bundan biz ibrat olishimiz kerak. Bunga hech yo'l qo'ymasligimiz kerak. Hammamiz mana shu holatga qarshi qattiq kurashishimiz kerak. Beparvo bo'lsak, indamasak, demak bu narsa davom etaveradi. Davom etavergan narsaga esa odamlar odatlanib qoladi. Odamlar odatlangan narsa borib-borib yomon ko'rilmaydigan bir holatga ham aylanib qolish musibati bor. Mana shu haqiqatni ilmlik kishilarimiz xalqqa yaxshiroq tushuntirish kerak, aytish kerak. Birovni narsasini olish o'g'irlik hisoblanishi, o'g'irlik katta gunoh ekanligi, bu dunyoyu oxiratda ulkan jazoga tortilishi va boshqa ko'pgina zararlarini tushuntirish kerak. Uyda ham bolalarga mana shu haqiqatlarni ota-onalar anglatishlari kerak. Masjidlarda imom domlalarimiz buni yaxshi bir bahs qilib, xalqqa ahamiyatini tushuntirish kerak. Ko'pchilik narsalar bilimsizlik oqibatida, tushunmaslik oqibatida bo'lishini ham unutmasligimiz kerak. Agar o'sha bilim tushunishdan keyin ham shu ishni qilayotgan bo'lsa, u odam jinoyatchi ekanligi aniq bo'ladi. Unday odamlarni qo'lidan ushlash kerak, maxsus idoralarga topshirish kerak. O'zi jazolash holatlariga o'tish bizning dinimizda yo'q, balki jinoyat haqida xabar berish, qo'lidan kelsa o'sha jinoyatga qarshi kurashuvchi muassasalarga amaliy yordam berish bilan hukmni ular chiqarishi, jazoni ular belgilashi kerak. Bo'lmasa odamlar bir-birini urib so'kib qo'yib, falon ishni qilayotgan ekan, mana shuni jazolamoqchi bo'ldim deydigan holatlarga o'tib ketadi. Ana oddiygina bir hodisa deb ko'rinadi-yu, lekin orqasida olam-olam musibatlar bor. Shuning uchun bizlar bu kabi hodisalardan ibrat olishimiz kerak. Ayniqsa haligi payobzali o'g'irlangan insonni holini bir ko'z oldimizga keltirish kerak. O'zi nogiron bo'lsa, oddiy holatda yurolmasa, ikkita qo'ltiq tayog'ini qo'ltig'idan o'tkazib olib, qiyinchilik bilan yurib boradigan bo'lsa-yu, masjiddan chiqqanda yalang oyoq qolsa, aytaylik o'sha qish payti bo'lishi mumkin, yoki yerlar asfaltlar isib turgan yoz payti bo'lishi mumkin, u odamni yalang oyoq qolib, ko'nglida xijillik paydo bo'lishi bir yoqda qolib, oyog'idan sovuq o'tishi, nogiron odamga yana ham kattaroq zarar yetishi bordir. Ko'rgan odamlarni hasratda qolishi bordir. Ularni hammasi katta bir ibrat oladigan narsalar. Bunaqa narsalarni zarracha bo'lmasligi uchun biz jamiyatimizda kurashishimiz kerak. Qo'limizdan kelgan barcha chora-tadbirlarni ko'rishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo mana shunday noxush ishlarga
qo'l uradiganlarga ham insofu taqvo bersin, rushdi hidoyat bersin. Birovlarni narsalariga zarar yetkazish, ularni o'g'irlash kabi harom ishlardan tiyilishlarini nasib qilsin. Qolganlarimizga ibrat bo'lsin. Bolalarimizni, yoshlarimizni shunga o'xshash gunoh ishlarga qo'l urmasliklari borasida tarbiyalab borishimizda Alloh taolaning o'zi yordamchi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.